Öncelikle Batı Ermenicesi masallar ve anlatıcılık konusunda söyleşi yapmak üzere Melisa Farahyan'ı sahneye davet ediyorum. Moderasyon için Turna Süreyya Yanalı sahneye davet ediyorum. Merhaba herkese. Merhaba. Melisa ile Ermeni masalları üzerine Anadolu Ermenileri, Batı Ermenileri de anlatılan masallar üzerine konuşacağız. Kendisi Ermenice öğretmeni. Lisansını Fransız Dili Edebiyatı üzerine yaptı. Ardından Fransa'ya gitti ve birkaç senelerde yaşadı. Dili geçmiş zamanla anlatıyorum çünkü kendisi aynı zamanda benim arkadaşım. Şahit olduğumuz şeyleri Türkçe'de bu şekilde ifade ediyoruz. Masallarını anlatamıyorum. Halihazırda da Ermenice öğretmeni olarak çalışmakta. Aynı zamanda hikaye anlatıcısı kendisi. Uzun dönem hikaye anlatıcılığı eğitimini birlikte almıştık. 7 yıl önce. Hikaye anlatıcılığı eğitiminin ardından İrlanda'ya gitti. İrlanda'da bir festival kapsamında orada bulundu. Ve Hindistan'a gidip hikaye anlatıcılığı eğitimi aldı kendisi. Bugün de masallar, Ermeni masalları üzerine söyleşi yapacağız kendisiyle. Hoş geldin diyorlarımızla. Merhaba tekrar. Evet, hoş geldin. Değil. Masallarla olan bağımla başlayalım. Masallarla olan bağım nasıl başladı? O bağı nasıl kurdun? Aslında masallarla olan bağım 2015 yılında tesadüf eseri başladı. Çünkü masal tamamen öğretmenlikten dolayı hayatıma girdi. Nasıl iyi bir metot uygulayabilirim, nasıl öğretebilirim diye düşünürken bir günlük bir masal eğitimine katıldım ve ufak ufak çalışmalar başladım. Ardından aslında 2016 yılında SEİBA ile tanışmam ve dolayısıyla TUNA ile tanışmam bir senelik çok yoğun bir eğitimden sonra yabancı hocalardan ve buradaki birçok hocadan aldığımız eğitimler, sonrasında TUNA'nın dediği gibi İrlanda, sonra Hindistan aslında bu konuda ilerledim ve kendimi geliştirmemi sağladı. Tabii ki ilk hocam aslında Nazlı Şevik Hazar'dı. Burada onun ismini söylemeden asla geçemem. Çünkü o aslında bu yolun kapısını bize açtı ve tanıttı. Ben de aslında masalın dil eğitimi ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladım. Böyle başladı. Sonra anlatıcılık çocuklarla, büyüklerle bu şekilde gelişti ve bugün burada oturmama sebep oldu diyeyim. Evet, böyle 7 sene gözümün önünden geçti benim de. Ana dilinde Ermenice'de öncelikle şey diyeceğim. Biz şimdi Ermenice diyoruz. Ermenice'ye siz Ermeni dilinde ne diyorsunuz? Hayra diyoruz. Hayra Hekyat'te. Peki masal ne demek Ermenice'de? Hekyat. Hekyat. Peki masal anlatıcısı? Hekyat Afos, Hekyat Asat, Batmanos aslında çeşitli şekilde söylenebiliyor. Ama Hekyat Asat ve Hekyat Afos en yaygın kullanılanlar arasında. Masal anlatıcıları daha çok hangi ortamlarda masallarını anlatıyorlarmış? Bir önceki söyleşide de bahsetmiştim. Görücülerde bir hilal şeklinde beni çok etkilemişti o. Hilal şeklinde oturup çocuklar hilal şeklinde diziliyorlar ve anneanne, babaanne ya da dede o hilalin başında oturuyor ve masalını anlatıyor. Ve pek çok kültürde de genellikle kışın masallar anlatılıyor. Aslında aslında bizde durum çok fazla değişik olmamakla beraber daha çok büyük annelerin ve büyük babaların yani ailede yaşlı büyüklerin büyükler tarafından aktarılan bir konuşma şekli diye söyleyebilirim ilk başta. Çünkü aslında hikayeler özellikle bizim için alfabe bulunmadan yani 405 tarihinde harfler bulunmadan 100 yıllık bir süreci daha da eskiye dayandırarak söyleyebilirim ki sözlü kültür aşamasında gelenekleri, görenekleri aktarıldığı bir yol olmuş masal ve bu masallar sayesinde aslında kültür harfler bulunana kadar nesilden nesile taşınabilmiş. Dolayısıyla masallar aslında çok fazla önem taşıyor. Nasıl ki her dilde ama özellikle Ermenice'de gerçekten çok önemli. Bugün günümüzde var olan eski hikayeler o sözlü kültürden bize gelmiş ve 405
yazılarak bugün hala kullanabildiğimiz masallar haline gelmiş. Bunun en büyük örneği de aslında 405'te harfler bulunduktan sonra Moses Polinasi'nin yazdığı Elbeni hikayesi, Elbeni tarihinde bu masallara rastlanabiliyor aslında hiç şeklinde. Nasıl söyleyeyim? Pardon, Türkçesi şu an özür dilerim. Efsane mit. Aslında bu şekilde din adamlarının din adamlarının aslında hikayeleri kullanarak halka bunu anlatma şekline dönüşmüş. Dolayısıyla bunlar çok önemli bizim için. Bütün bu geleneklerin günümüze taşınmasında çok büyük bir etken diyebilirim. Yazıya geçiş sürecinde aslında bütün toplumlar için sözlü gelenekte masalların yeri var ve masalları da şu şekilde, yani genelde kavmiyeli ve ritmik bir şekilde anlatıyorlar. Çünkü yazıya henüz geçilmemiş ve sözlü kültürün ürünleri bunlar. Türkçe'de kavmiyeli ve o ritim unsurunu sağlayan şeyler, tekerlemeler ve masalların formelleri diyoruz. Giriş formelleri var, bir varmış, bir yokmuş. Erdekçilerin de garip var, zamana gibi, zamana bu. Garipçilerin tam tercümesi bir varmış, bir yokmuş. Zamana bu. Zamanında, vakti zamanında, evet. Peki bu aralarda da geçiş formelleri oluyor ya Türkçe'de, işte az gitmişler, az gitmişler diyorlar ya da derken, bu tarz ifadeler ya da o geçişteki tekerlemeler. Aslında tekerlemeler ve deyişler her meclisinde çok fazla kullanılıyor. Örneklerini verebilir misin şimdi? Jamana Gümbert'in Kavon dediğimizde zamanında bir kral varmış. Yesin sen bir gol, tüm seyir gol, şapat manzara, aspek batmutunu çek giderdi, volkan camana gamzere gibi örnekten cümlülü hızlıca. Aslında az önce onu söylemeyi unuttum. Bizim ilk hikaye anlatıcılarımız kursanlar ve de koptan yerleştiler sözlü tarihte ki zaten onlar şarkıları ve ritimleri çok fazla kullanıyor hikayede. Kursanlar ve koptan yerleştiler ve kursanlar. Yani bunlar masal anlatıcılarına verilen bir isim. Evet, bir isim. Ve 17. yüzyıl, 16. 17. yüzyılda da bunlar aşurlara yerini bırakıyor. Dolayısıyla aslında bu bahsettiğin az önce sözlü kültürde müzik, ritimli anlatım, tekerlemeler, kullanılan biçimler ve onlar aslında halk arasında bazı günlük hayatta insanları etraflarına toplayarak konuşurlarmış. Ve onun dışında da aslında kralları, kral ve ailesini eğlendirmek, düğünlere katılmak gibi rutinleri varmış. Ve böylece aslında dağınık yaşayan toplum bu şekilde kendi gelenek ve görebilirliğini kursanlar ve aşurlar sayesinde tanıyabiliyor ve nesilden nesile aktarabiliyor. Onların en önemli özelliği aslında bu. Sözlü tarihte, sözlü kültürde çok önemli bir rol oynuyorlar. Peki araştırmalarında kursanların anlattığı masalların temaları daha çok ne üzerine? Aslında temalar dönem dönem tabii ki değişiyor. Toplum eğer savaştaysa ve bir şey için çaba harcıyorsa hikayeler tamamen ona dönüşüyor. Cesaret hikayeleri, günlük hayatta insanların başına gelenler, İçinde bulundukları bölgeye göre bu hikayeler değişiklik gösterebiliyor. Ama en çok rastladığımız aslında sözlü kültürde efsaneler ve savaşta kazanılan zaferler. Evet. Bu şekilde ama değil masallar. Savaşta kazanılan zaferler deyince edebi tür olarak destan düşünmekteyim ben. Masal türü değil de daha çok destanlar, din adamlarının anlattıkları dersek de sanki edebi tür olarak kıssalar oluyor. Masallar da aslında daha çok halkın anlatmış olduğu oluyor ve aşıklara yerini bırakmış dedim ya, aslında evet. Aşıklar da destanları anlatıyor. Bunun haricinde de halk hikayeleri anlatabiliyor. Ama masal daha çok böyle evlerde daha dar alanda mı, yoksa masal da yetişkinlere, çocuklara anlatılabilecek şekilde geniş bir alanda yeri var mı? Geniş bir alanda yeri var tabii ki. Çocuklar öncelikli olsa da dediğim gibi eğer eskiyi düşündüğümüzde,
tarihe baktığımızda tabii ki de büyüklerin de yani yetişkinlere de anlatılan, çünkü aynı zamanda masallar halka aydınlatma biçiminde, özellikle sözlü kültürde. Çünkü o kadar insanı bir arada toplayıp bazı şeyleri aktarmak için masal en iyi yol ve bizim tarihimize baktığımızda da bu aslında en önemli amaçlardan biri. Şu anda şeyi düşünüyorum, birleştiriyorum. Aslında konuklarımız kendi dilleri ve kültürlerine göre anlatıyorlar ve ben genel olarak burada davet ettiğimiz bütün dillere göre düşünüyorum. Ortaklaşan belli şeyler var. Masallar, sözlü kültürünü ve yazıya geçmeden önceki dönemde kültürün, dilin aktarılmasının en önemli araçları olmuş diyebiliriz. Peki, şimdi Türk masalı, Türk masalı yapan dilidir. Demin Sezgi Bey'le de görüştük. Aslında görüşmedik, söyleştik. Aslında roman masalı yapan da dili ve dilin vermiş olduğu duygu. Bu görüşü savunuyorum ben. Masalların temaları ortak ama onları birbirinden ayıran şey dil unsurları olduğunu düşünüyorum. Pek çok masal inceledim ve bu kanıya vardım. Sen ne düşünmektesin? Ermek masallarıyla ortak masallara rastlamıştır muhtemelen. Ermeni masalı yapan nedir? Aslında Ermeni masalı yapan en önemli özelliklerden biri içinde kullandığı deyimler ve tekerlemeler. Ve de bunun yanı sıra aslında içinde bulunduğu coğrafyada hem batının hem doğunun kültürel özelliklerinden etkilenmiş, kendi kültürüyle de karıştırarak masallara bunu yansıtmış. Zaten Anadolu dediğimizde, Anadolu'daki tüm masallar birbirinden etkilenmiş, tüm halklar birbirinden etkilenmiştir. Masal dediğimiz şey halkların yaşayışından, deneyiminden, gördüğünden ortaya çıkmıştır ve nesiller boyu böyle aktarılmıştır. Dolayısıyla dediğim gibi, evet özdeyişler, deyimler birbirinden farklı kılıyor bazı noktalarda. Ama ortak baktığımızda, Tuna'nın da dediği gibi, halklar yan yana yaşadığında, gelenek ve görenekle birbirinden etkilendiğinde zaten kaçınılmaz olarak da birbirlerinin masallarında aynı motiflere, aynı renklere, aynı yemeğe, aynı deyişe rastlayabiliyoruz. Bu da çok doğal ve aslında masalın ne kadar ortak olduğunda en büyük kanıtlarından biri. Ki zaten bence bu festivalin de temellerinden birini oluşturuyor. Tam da bu. Ben Nazlı hocamızdan birini bahsettim. Nazlı Çelik, Azazi bize masal kapısını açan kişidir kendisi. Bir söz duymuştum, beni çok etkilemişti. Masallar bizi birbirimize bağlar diyordu. Doğru söylediklerimizin özeti gibi aslında. Masallarda zaman unsuru, şimdi Türkçe'de mış, duyulan geçmiş zamanla, belirsiz geçmiş zamanla anlatılmakta masallar ve farklı dillerde de farklı zaman kullanılıyor. Ermenice'de hangi zaman kullanılıyor? Bu benim çok dikkatimi çeken bir şeydi. Mış da kullanılıyor, geniş zaman da kullanılıyor. Geniş zaman araştırmalarıma göre daha çok mitte kullanılıyor aslında. Masallarda mitten sonraki hemen geçiş edebi türü olarak kabul edebiliyoruz aslında. Geniş zaman hikayeleri daha çok mitik hikayeler mi, yoksa böyle masalla mit arasında tam masallaşmış gibi olanlar? Evet, daha çok onlar geniş zamanla anlatılıyor. O şekilde anlatılıyor. Peki bir şey sormak istiyorum. Çalışmanın yerine hazırlanmayacağım. Şimdi Türkçe'de ya da farklı dillerde masalı dinlediğin zaman, olmuş zaman dilediğinde, dinlediğin zaman ne hissediyorsun? Ana dilin Ermenice ve Melisa birkaç dilde düşünüyor. Fransızca düşünüyor, İngilizce düşünüyor, Ermenice düşünüyor, Türkçe düşünüyor benim bildiğim kadarıyla. Ama o farklı dilde bana değişik geliyor. Ya da Türkçe'de masallar görülen geçmiş zamanda anlatıldığında kendimi iyi hissetmiyorum. O ışık geçmiş zaman olacak. Yani şahit olmadım ben, başkasının başından geçmiş ve ben onu dinliyorum, kendimi güvenli alanında hissediyorum. Sen masalı duyduğun zaman, farklı bir zaman kiminde duyduğunda ne hissediyorsun? Yani aslında farklı bir zaman kiminde duyduğunda bazen o masal kahramanı yerine koyuyorum kendimi ve gerçekten onda gerçekten bir gelenek varsa o anı düşünüyorum.
nasıl tepki verirdim. Ama onun dışında hiç düşünmediğim gördüğüm gerçekten sorun. Ama masal gerçekten zaten masala kendinizi tamamen kaptırdığınızda amiyaneyle gerçekten kendinizi o kahramanın yerine koyuyorsunuz ve ne tepki verirdiniz? Siz olsanız ne yapardınız? Onu düşünüyorsunuz. Bunu zaman zaman ben de yaşıyorum. Bazen çocuklara masal anlatırken de kendim o kahramana dönüşebiliyorum. Bazen kendi tepkilerimi de katabiliyorum. Hem dinlerken hem anlatırken. Teşekkür ediyorum. Peki Ermeni masalları hakkında söylemek istediğin, benim sormadığım, eklemek istediğin bir şeyler var mı? Sonrasında da konuklarımızın soruları varsa kısa bir şekilde alabiliriz. Masal ve festival kapsamında. Tüm masallar bence çok önemli. Ermeni masalları da çok önemli. Dil eğitimi için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü eğitim dediğimizde formel bir durumdan informal duruma geçiyor çocuklar. Çocuklar için bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ve aslında dil daha anlaşılır hale geliyor. Ben bunun için yola çıktım ama sonra çok başka kapılar açıldı karşımda. Dileğim Ermenice masal anlatan insanların çoğalması ve daha çok masal anlatılması. Çünkü bence bu çok önemli bir şey. Tüm kültürlerde Ermeni kültürü içinde bunu söyleyebilirim. Onun dışında teşekkür edebilirim sana. Tekrar bir saniye beraber paylaşıyoruz. Biz geçen yılda beraberdik. Turna sayesinde burada bir masal anlatma fırsatı buldum. Batı Ermenicesiyle masal anlatmak benim hayallerimden biriydi ve sayesinde bu gerçekleşti. Bugün burada tekrar konuşabilmek, ifade edebilmek kendimi gerçekten çok önemli. Ben bu işin başındayım. Daha yol alacak çok uzun bir yol var. Dolayısıyla eğer ufak tefek bilgiler verebildiysem ne mutlu bana. Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Şimdi işin başındayım dedim ya. Yani 7 sene, 7 rakam önemli değil. İnsanlar çilelerini doldururlar 7 senede. İşte Hazreti Yusuf'un rüyasında 7 sene kıldık, 7 sene boğuk olmuştur. 7 seneyi aştığı hikaye anlatıcılığında ki hikaye anlatıcılığının bir meslek olarak ülkemizde yeniden canlanmasının tarihi çok kısa. O yüzden kendine çok fazla haksızlık etme diyorum ben. Ki şu anda okullarda da kendisi masal anlatıcısı bir öğretmen olarak da çalışmakta. Bunu da hakkını teslim etmek istedim kendisine. Çok teşekkür ediyorum Melisa. Konuğumuz olarak tekrar geldiğin için teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa, çok kısa olmak üzere, varsa alabilirim. Yoksa da evet bir soru var. Can yayınlarından çıkan ince bir Ermeni masalları var. Bir de ABD'de bu ikincisinden tam emin değilim. Siyah kapaklı bir kitap var. Onun dışında Türkçe olarak başka bir kaynak ne yazık ki yok.